Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum, hiçbir zaman dürüst davranmadılar. 2-3 ay sonrasına görüşmeler atıldı ve yine bir netice alınabileceğine ihtimal vermiyorum. Dürüst davrandıkları zaman bizden dürüstlüğü görecekler açıklamasını yaptı. Yine Rus basının son dakika geçtiğine göre Putin ile yapacağımız görüşmelerle Rusya'dan çok ciddi sayıda aşı gelecek açıklamasını yaptı. Bugün İsmail Demir güzel haberi duyurdu. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Azerbaycan ziyaretinde TRT Haber Özel açıklamalarda bulundu. Hava savunma sistemlerimizin devreye gireceğinden ve seri üretiminin başladığını belirtti. Çok fazla bir detay verilmemiş. Burada Azerbaycan ile ortaklığın gündemde olduğu da belirtiliyor. Azerbaycan sahada kabiliyet gösteren ve fark doğuran tüm Türk ürünleriyle ilgileniyor şeklinde kendisinden açıklamalar geldi. Diğer haberlere bakalım. Fransız motor üreticisi Safran'da Ukraynalı motor Siege firmasını satın almaya çalışıyor. Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya motor Siege firmasını Türk menfaatlerine satmama konusunda baskı yaptığı belirtiliyor. Bilindiği gibi bu firma daha önce Çin'e satılmış, daha sonra Ukrayna bu satışı iptal etmişti. Ardından Çin'le Ukrayna mahkemelik olmuş. O mahkeme hala sürüyor. Daha sonrasında ise burada ülkemizin bu firmayı satın alacağı iddia edilmiş. Fakat aradan aylar geçmesine rağmen bir gelişme yaşanmamıştı. Şimdi de Fransızların satın alacağı söyleniyor. Önemli bir firma olduğu için çok sayıda bununla ilgili haber yapılıyor. Çoğunun da asparagas çıktığını belirtelim. Bu sefer bir Amerikan dergisinde bununla ilgili bir haber yapılmış. Yine bugün askerlerimizi sınırdan çektik diyen Tacikistan sınıra yeni araçlar sevk etmeye devam ediyor. Videoda Çin menşeli VN3 Danyang zırhlı araç, bunun dışında 2 S1 Grozdika 122 mm'lik KMO ve askeri kamyon görülmekte. Tacikistan-Kırgızistan sınırındaki arka bir köyünde Kırgızistan'a ait bir evin ne yazık gidiyoruz. Yine Kırgızistan'daki sınır muhafızları 20 binden fazla Kırgız vatandaşının Tacikistan sınırından tahliye edildiğini duyurdu. Yine Rusya Dışişleri Bakanlığı Moskova, Kırgızistan ve Tacikistan'ı sınırda yeni olayları önlemek için önlemler almaya çağırdı. Bilindiği gibi Rusya'da bir görüşme gerçekleşecek, sabah haberimizde bahsetmiştik. Yine Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Bişkek ve Duşanbe'nin anlaşmazlığı müzakereler yoluyla çözmeyi kabul ettiğini söylemesine rağmen pek öyle gözükmüyor. Yine Putin'den de açıklamalar geldi. Putin, Kırgızistan ve Tacikistan sınırındaki krizin çözümünde arabulucu rolü oynamaya hazır olduğunu duyurdu. Yine Dmitri Peskov, Rusya'nın durumdan endişe duyduğunu söyledi ki eğer inanıyorsanız bu durum ne yazık ki en çok Rusya ve Çin'in işine geliyor. Yine bölgenin Leylak ilçesinde Acil Durumlar Bakanlığı'ndan gelen resmi bilgilere göre Kulundu köyünde 2 ev, Maksat köyünde 10 ev 1 okul, Batken semtinde 9 ev 10 benzin istasyonu 2 restoran 8 dükkan 1 kumarhane. Yine bunun dışında Aksay köyünde Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı bir itfaiye binasının haberi paylaşılmış. Yine Kazakistan devreye girdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Kırgızistan-Tacikistan devlet sınır bölgesiyle ilgili açıklamalar yaptı. Kendisi büyük endişe duymuş bulunmaktayım açıklamasını yaptı. Kırgızistan ve Tacikistan halkları bizim kardeşimizdir. Tarihi ve kültürel değerlerimiz ortaktır. Barışseverlik, hoşgörü ve karşılıklı saygı devletlerimize ve halklarımıza has özelliklerdir. Bir an önce bunların durdurulması, anlaşmanın sağlanması, iki ülkenin tam yetkili temsilcileri arasında müzakerelerin başlatılmasını destekliyorum. Kırgızistan ve Tacikistan devlet başkanlarının bilgelik göstereceğine ve tüm anlaşmazlıkları barışçıl şekilde çözeceğine inanıyorum. Kendi adıma karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulmak ve karşılıklı güveni yeniden tesis etmek için çaba göstermeye hazırım. Orta Asya liderlerinin bir sonraki istişare toplantısı çerçevesinde bu tür sınır anlaşmazlıklarının çözümüne yönelik mekanizmalar getirmenin gerekli olduğunu düşünüyorum şeklinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'den açıklamalar geldi. Yine bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukashenko ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yine Kasım Cömert Tokayev'in katkılarıyla kardeş Kazakistan ülkemize büyük bir indirim yaptı. 50 milyon dolar indirim olduğu belirtiliyor. Detaylara bakalım. Kazakistan'ın giriş kapısı Almaty Havalimanı'nın işletmesi olan TAV Havalimanları Holding firması salgın döneminde 50 milyon dolarlık indirim konusunda anlaşmış bulunuyor. Daha önceden 415 milyon dolarlık satın alma fiyatı an itibariyle 365 milyon dolara inmiş durumda. Yine an itibariyle Tunus, Almanya, Amerika ve İspanyol özel kuvvetlerin tatbikat yaptığı belirtilmiş. Yine geçen gün sizlere aktarmıştık. Sudan Rusya ile yapılan anlaşmayı iptal etmişti. Normalde bilindiği gibi Port Sudan'da bir Rus üssü kurulacaktı. Fakat Sudan dediğimiz gibi bunu iptal etti. Ama an itibariyle Rusya'ya ait istihbarat toplama gemisinin Port Sudan'daki fotoğrafı paylaşılmış. Gemi haftalardır burada ve ayrılmayı düşünmüyor. Bununla ilgili İspanyol basınında detaylı bir haber paylaşılmış. Evet dostlar, öğle saatlerinde sizlere güzel bir video yayınlamıştık. Burada ordumuzun amfibi timlerinden o videonun kendi seslendirmediğim versiyonuyla olduğu gibi sizlere veda ediyoruz. Eğer anlatılı bir şekilde istiyorsanız bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.